Merhabalar. Bugünkü online eğitim konumuz, sizinle paylaşacağımız konu hitabet ve etkili konuşma becerisi. Hem iş hayatımız için hem de sosyal hayatımız için çok önemli bir konudan bahsediyoruz aslında. Başarıyı yakalayabilmek adına. Ki biz her eğitimimizde aslında her sunumlarımızı size hazırlarken buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü hem iş hayatımıza hem de sosyal hayatımıza olan etkileri, yani 360 derece öğrenim dediğimiz süreç gerçekten çok kıymetli. Paylaştığımız bilgilerin hayatımızın her alanında etki ediyor olması, farkındalık yaratıyor olması, değişiklik yaratıyor olması son derece kıymetli ki öğrendiğimiz bilgileri aslında kendimize kattıklarımızı kişisel gelişim adına sosyal hayatımıza ne kadar aktif kullanırsak o kadar alışkanlık haline geliyor ve bu bizim aslında iş tarafında da kariyer hayatımızda da bize çok büyük faydalar sağlayabiliyor alışkanlık haline gelmiş olmasından dolayı. Etkili konuşmak neden bu kadar önemli? Hitabet becerisi neden bu kadar önemli? Hem iş hem sosyal hayatımızı etkileyecek kadar derseniz, bu noktada size derim ki hadi dönüp bir tarihe bakalım. Geçmişimize bir bakalım. Hatta bugünümüze de aynı şekilde bir dikkatlice bakalım. Çünkü tarih bize en etkili insanların mesajlarını da en etkili biçimde veren insanlar olduğunu defalarca kez kanıtlamıştır. Mesajlarını en etkili biçimde veren, sözlerini en etkili biçimde sunan kişilerin, liderlerin arkasından kitleleri sürükleyebildiğini çok iyi görebiliyoruz. Buna daha somut bir örnek, belki biraz daha farklı ve uç bir örnek olabilir fakat bundan daha 2000 yıl önce yaşanmış bir örnekle aslında size bahsetmek isterim. Cicero'dan bahsetmek isterim. Cicero çok ünlü bir filozof, bir aslında siyasetçi ve bir hatip. Yani hitabet becerisi son derece yüksek biri. Ancak Cicero hayatının ilk yıllarında bir kekemeydi. Evet, bu kadar zor bir şekilde başlamıştı hayata ve kekemeliğinden dolayı insanların kendisini dinlemediğini ya da ona itimat etmediğini gördüğünde de çok üzülüyor. Çok üzülür ancak pes etmez, çok çalışır, çok mücadele eder. Ağzına taşlar doldurarak bir sürü konuşma ve ses çıkarma provaları yapar ve sonunda başarıya ulaşır. Cicero kekemeliğini yener ve artık insanlar onu dinlemeye başlamıştır. Ve bu konuda da son derece başarılıdır. O kadar başarılı olmuş ki 2000 yıl sonra güzel konuşma denince, hitabet becerisi denince aklımıza gelen ilk isimlerden bir tanesi oluvermiş. Kabul ediyorum, çok uç bir örnek fakat insanlar üzerinde etki bırakmak konusunda konuşma becerisinin gerçekten ne kadar kıymetli olduğunu çok güzel vurguluyor. Bunun alt kırımlarına bakarsak eğer sesimiz, beden dilimiz ve kelimelerimiz her biri ayrı bir öneme sahip etkili konuşmada. Çünkü bir mesajın yarattığı etkiye baktığımızda o mesajı veren kişinin de çok büyük bir payı olduğunu görüyoruz. Sesini nasıl kullandığının, beden dilini nasıl kullandığının ve kelimelerini nasıl seçtiğinin. Pozitif, barışçıl, motive edici kelimeler seçen, değil mi? Beden dilini, tüm vücudunu çok aktif bir şekilde, mesajı vermeye yönelik bir şekilde, akılda kalıcı bir şekilde kullanması, ses tonunu, hızını, vurgularını, tonlamalarını yerinde ve doğru şekilde kullanıyor olması çok çok kıymetli. Çünkü hani çok klasikleşmiş ancak çok doğru bir söz var ya, ne söylediğinden çok nasıl söylediğin önemli. Bunu etkileyen de zaten, değil mi, sesimiz ve beden dilimiz. Eğer sözlerimiz muhatabımızda bir etki yaratmıyorsa ya da en azından bizim beklediğimiz etkiyi yaratmıyorsa, burada bize düşen farklı bir durum var. Farklı bir sorumluluk var. Bir dönüp bakmalıyız ve kendimize şu soruyu sormalıyız. Neyi daha iyi yapabilirdim? Evet, işte bizim bu programda, bu eğitimle sizlere aslında aktardıklarımızda, paylaşacaklarımızda bunlar oluyor. Neyi daha iyi yapabilirdik? Neyi nasıl yapmalıydık şeklinde. Neyi, nasıl ve daha iyi yapabilirdim sorularını sorduktan sonrasında bunu bir süreç olarak ele almanızı, dolayısıyla etkili konuşma sürecini öncesi, anı ve sonrası şeklinde planlayarak, üzerine bol bol provalar yaparak, iyisiyle kötüsüyle
her konuşmayı ve konuşmacıyı dikkatle dinleyerek, iyi kötü her örneği kendimize alarak ve yine altını çizerek söylüyorum. Bol bol prova yaparak aslında pratik kazanma şansına sahipsiniz. Etkili konuşmak, hitabet becerisine sahip olmak aslında o kadar da zor değil. İstiyor olmak ve bunun için gerçekten çalışıyor, çabalıyor olmak, pratik yapıyor olmak son derece kıymetli ve son derece etkili.